Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki günlük Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sona erdi. Erdoğan dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Detayları Habertürk Televizyonu Ankara temsilcisi Sibel Erdem'den alacağız. Sibel Erdoğan'ın temaslarını sen de bize takip ettin. Hangi mesajları verdi neler söyledi seni dinliyoruz. Okan Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem dış politikaya hem de iç siyasetteki önemli sıcak başlıklara ilişkin e, önemli mesajları vardı. Elbette e, dış politika başlıklarının ayrıntılarını istersen e, daha sonra aktaralım. E, siyaset gündemindeki e, başlıklarla başlayalım. Zira e, özellikle de e, elektrik faturalarına yapılacak e, yeni düzenleme merak ediliyor. E, zaten bugün kabine toplantısı da var. Bu konuda kabine toplantısında ayrı bir şekilde ele alınacak. İşte bu soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dediğim gibi kabine toplantısında bu konunun etraflıca ele alınacağını ve değerlendirileceğini belirtti ve şu mesajı da verdi. Vatandaşları ezdirmeyeceğiz, geleceğe dönük adımları atmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturaları ile ilgili yapılacak yeni düzenleme konusunda Tabii bugün gözler kabine toplantısında ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada olacak. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, zamlar geri alınmazsa e, faturamı e, ödemeyeceğim şeklinde e, açıklaması olmuştu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da soruldu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan fatura ödenmediği zaman yapılacak işlem e, elektriğin kesilmesidir yorumunu yaptı. E, CHP liderinin bu fatura açıklamasıyla ilgili olarak ve faturanın ödenmemesi durumunda da elektriğinin kesilebileceği mesajını vermiş oldu. Ve gıda fiyatları gıdada KDV'nin yüzde bire indirilmesi ve enflasyonla mücadele timinin kurulması konuları da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan sorular arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimi sonrasında gıda fiyatlarının belli oranda gerilediğini söyledi. Hazine ve maliye Bakanlıklı Hazine Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının da bu konuyu yakın takipte olacağını söyledi. Bakanlıklar yakın markajda ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca üretici ve tedarikçilere yapılan KDV indirim çağrısını da hatırlattı. Öyle ya da böyle inecek teftişlere devam edeceğiz ifadesini kullandı ve bununla ilgili gerekli adımların atılmaması durumundaysa üzerlerine gideceğiz. Temel ...mel gıda ürünlerinde gerekli e, olanı yapacağız diye konuştu Cumhurbaşkanı. E, ve bir iki ay içerisinde de e, raflardaki etiket fiyatlarındaki e, düzelmenin... ...gerilemenin kendisini e, iyiden iyiye e, hissettireceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, tabii altı partinin e, sistem çalışması ve muhalefet liderlerinin e, buluşması da... E, ...yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, yöneltilen sorular arasındaydı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, Hükümet sisteminin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, referandumla e, kabul edildiğine e, işaret etti. E, bir defa e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor e, demektir değerlendirmesini e, yaptı. Altı partinin sistem çalışmasını e, bu sözlerle eleştirdi. E, mutabakat metninin açıklanması için 28 Şubat tarihinin seçilmesi konusundaysa niye 28 Şubat bu da bir garip öbür taraftan HDP'yi çıldırtıyorlar oldu olacak onu da yanınıza alın bari yorumunu yaptı Altı partinin sistem çalışmasından bir sonuç çıkmayacağını ifade etti Cumhurbaşkanı bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın yoluna kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. E, sistem çalışmasına katılan altı partiden biri veya birkaçı Cumhur İttifakı'na katılmak isterse e, kapılarınız açık e, olur mu sorusu da yöneltildi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı ise bu soruya ise haşa öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim e, tabanım müsaade etmez karşılığını verdi. E, seçim ve siyasi partiler kanununda yapılacak değişiklikle ilgili olarak AK Parti ve MHP ortak bir çalışma yürütüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuda yine soruldu. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili olarak da kısa bir süre içerisinde bir karar verileceğini ve bir adım atılacağını söyledi. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok dedi. Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili de çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Bu konuyla ilgili olarak pazartesi günü son bir toplantı yapılacağını ve bu konuda da gerekli adımları ...atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre... ...sosyal medya düzenlemesinde... 3 unsur olacak. Yalan haberin ve dezenformasyonun... ...yayılması önlenecek. Bu birinci unsur olacak. İkinci unsursa... ...sosyal ağ sağlayıcıları... ...ve sosyal medya şirketlerine... ...yeni sorumluluklar getirilecek. Ayrıca... ...internet haber sitelerine de... ...dezenformasyonu önleme adına... ...bazı sorumluluklar getirilecek iç siyasi konulardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları bu şekildeydi. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ve dış politikadaki mesajlarına geçecek olursak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret elbette önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve oldukça da ilgiyle karşılandı ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerde de yeni bir döneme geçildi. Gerginlikler geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zar zaten yaptığı açıklamada e, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Dost ve kardeş Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri güçlendirecek anlaşmalar imzalandı dedi. Burada dost ve kardeş e, ifadesini kullanması da e, yine e, önemliydi. E, ziyaretin e, işbirliğini e, daha da ileri taşıyacak e, bir aşama olarak değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Ayrıca Türkiye'nin e, Körfez bölgesinin güvenliğini keş ...kendi güvenliğinden ayrı görmediğini de ifade etti ve bundan sonra da iki ülke arasındaki ilişkilerin saygı ve karşılıklı güven esasına dayalı bir şekilde yürütü, yürütüleceğini söyledi. E, Tabi ilişkilerde yeni dönem aslında sadece Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsamıyor. E, Okan Türkiye'nin diğer bölge ülkeleriyle de ilişkilerinde yeni bir dönem yeni bir sayfa açılıyor dememiz mümkün. Mart ayında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye gelecek. Eee tabii bu adımı benzer bir adımı Suudi Arabistan'da ilişkilerde de görebilir miyiz? bu da merak edilen bir konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta bu soruyu da yönelttik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'la da diyaloğun olumlu diyaloğun sürdüğünü söyledi. Önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilerleme arzusundayız ifadesini kullandı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret içinde uzun bir aradan sonra böyle bir adımın atılması ilişkiler açısından iyi olacaktır değerlendirmesini yaptı. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ve Türkiye'nin bu noktada ara buluculuk önerisi de yine soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bu öneriye olumlu baktığını hatırlattı ve Putin'in de yine olumlu yaklaşması halinde e, Türkiye'nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini e, söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve e, önümüzdeki günlerde de yine telefon diplomasisinin e, süreceğini Putin'le bir görüşme yapacağını ve bu konuya nasıl baktığını e, soracağını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Türkiye'nin bölgede bir gerginlik ve e, savaşı e, arzu etmediğini bunun e, hayra alamet e, olmayacağını e, ifade etti e, ve Türkiye'nin bir e, bu krizin e, diyalogla e, ve diplomasiyle aşılması için de elinden gelen e, çabayı e, gösterdiğini söyledi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca e, Macron ve Putin arasındaki e, sosyal mesafeli o görüşmeyi de e, değerlendirdi. O konu da soruldu Cumhurbaşkanına. E, bu konuyla ilgili olarak e, ilave bir yorum yapmama e, gerek yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Türkiye'nin e, gerek Putin e, gerek e, Zelenski ile e, diyalog ve işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. Ee, Yunanistan'ın e, Ege'deki adaları silahlandırma konusundaki mesajları da... ...yine e, oldukça netti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. E, adalardaki e, anlaşmalara aykırı yürütülen e, askeri faaliyetleri... ...Türkiye'nin e, sessiz kalmasının mümkün olmadığını vurguladı Cumhurbaşkanı. E, Türkiye'nin bu konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine taşıdığını... E, ...ve gerekirse bu konuyu da yine gündemde tutmaya devam edeceğini... Söyledi. Yunanistan'ın bu işi devam ettirmesi e, durumunda gerekli olan neyse bu uyarıyı en üst düzeyde e, yaparız ifadesini kullandı. Atina yönetimine e, Ankara'nın verdiği mesajda e, e, bu şekildeydi. Ve Libya meselesi, Libya ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Türkiye'nin Libya'da geri durması söz konusu değil dedi. E, Libya Başbakanı Dibeybe'ye yönelik e, suikast girişimini de değerlendirdi bu girişiminde oldukça üzücü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem dış politikadaki hem de iç siyasetteki başlıklara ilişkin mesajları bu şekildeydi. Okan. Sibelerden çok çok teşekkürler. Kolay gelsin.